Şimdi bana göre 50 yıldır, yani ben kendi gördüğüm kadarıyla, kendime anladığım dönemler itibariyle değişen bir şey yok. O zaman da Demirel'in İçişleri Bakanı Sükan, solcuların nefeslerini bile takip ediyoruz diyordu. Şimdi de çok farklı bir durum yok. Yani iktidarlar açısından zaten eğer ki iktidarlar, yani biraz bu demokratik talepleri anlayarak demeyeyim de, yani onlar da demokratik tepki vermiş olsalardı bu toplum çok daha değişik yerlerde olurdu. Ama şartlar onu gerektirdi tabii. O bakımdan değişen bir şey yok. Can Dündar'ın daha muhalif olması konusuna da kendi cevap verecek. Ya ben de Hamdi abi gibi düşünüyorum. İnsanlık tarihi dayak yiyenlerle dayak atanların kapışma tarihi aslında. Dolayısıyla hani orada çok yeni bir şey yok. Geçen hafta bu Cadı Kazanı oyunu var. Onu izlemeye gittim. Hepinize tavsiye ederim. Yani Arthur Miller'ın işte 1950'ler Amerika'sında McCarthyizm döneminde komünistlerin nasıl kuşatma altına alındığını anlatmak için yazdığı oyunda aslında 1650'lere gönderme yapıyor. Oradaki cadı avını örnek veriyor. Şimdi 1600'lerdeki cadı avı 1950'ler Amerika'sında örnek gösteriliyor ki aynı şeyi tekrar yaşıyoruz diye. Sonra 2010'lar Türkiye'sinde 1950'ler Amerika'sındaki baskı nasıl bizde tekrarlanıyor onu izliyoruz. Ama bu demek değil ki bu hayat hep böyle devam edecek. Öyle de bir karamsarlığa götürmesin bizi. Çünkü arada kazanılan mücadeleler de oluyor. Yani işte bugün daha güçlüyüz. İşte idam cezası kaldırıldı. İnsan haklarında daha iyi bir noktadayız. Daha hassas bence insanlık. Ve iktidara karşı da bakmayın. Yani şu anda yaşadıklarımız aslında hepimiz için bir sınav, bir testten geçiyoruz. Kimileri teslim oluyor, kimileri işte suyuna gitmeye çalışıyor, kimileri de ayakta kalıyor ve bir direnç sergiliyor. O açıdan bunun ben çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelirken, yarınki yazımı yazıp geldim. Bu işte bir dilekçe verildi şimdi gazetelere, demokrasiye baskı falan diye işte toplu imzayla. Şeye baktım, onun üzerine de işte Erdoğan bir açıklamalar yapmış. İşte bunlar kalem, eli kalem tutanlar, şöyle ahlaksızlar, böyle namussuzlar falan diye. Şeye baktım, 12 Eylül Aydınlar dilekçesine baktım. Tam 30 yıl olmuş. 1984, Aziz Nesin rahmetli önderlik ediyor. İşte o dönem 1260 aydın zannediyorum. İmza atıyor ki işte imza atmanın gerçekten başına bela almak demek olduğu dönem. Kenan Evren çıkmış ne demiş diye baktım. İnanın aynı sözcükler, neredeyse aynı sözcükler. İşte bu aydın geçinenler, namussuzlar, bunlar bilmiyorum. Türkiye'ye ihanet ediyorlar, dışarı şikayet ediyorlar. Basın bundan özgür basın mı olur? İşte en özgür basın bizde. Yani kafa aynı kafa. Yani işte Evren şapkasını çıkarıyor, Erdoğan kendi şapkasını geçiriyor. Yani o sopa kültürü, yani biz bu toplumu ancak sopalayarak kontrol altında tutarız zihniyeti, şekil değiştirmiyor. Ama sopayı yiyenler açısından bence çok daha iyi bir noktadayız. Umutsuz olmuyor. Evet, Mustafa abi. Bizim önümüzdeki son iki soruyla ilgili katkıda bulabilir miyim? Tabii tabii, bizler, şimdi benim aklımdaydı Mustafa abi. Buraya, sese buraya yapıyorsun. Mustafa abi gel sen buradan konuş. Mustafa Yalçıner. Fotoğrafını kitapta bulabilirsiniz. Mamak'ta Denizler'le birlikte bahçede verdikleri pozda. O biraz yerde uzanmış yatıyor. Zannetmeyin ki dinleniyor. Sedyede tedavi oluyor. Sevgili arkadaşlar, son iki soruyla sınırlı bir şeyler söylemek için söz aldım. Gelecek, umut, çocuk, birincisi bu. Şimdi çok doğal dürtüler var insanların, hiçbir umudu olmasa bile insanlar çoğalıyorlar. Kendi nesillerini üretiyorlar. Burada bir umuda gerek yok. Sadece yaşamın doğal bir yanı. Yapmamak,
böyle davranmamak için gerekçelerin olması, karamsarlık, umutsuzluk falan gibi gerekçelerin olması lazım. Sanıyorum arkadaşımız böyle bir sonuç çıkarmış olaylardan. Onun için durmuş, frene basmış. Deniz'in umudu nereden geliyordu ya da umut nereden gelir, geleceğe nereden umut bağlanır? Deniz onu son sözünde söyledi. Ben bilgi olduğunu düşünüyorum. İnsan niçin uğraştığını bilirse, bu bilgisi gerçekten nesnense, gerçeğin bilgisi ise durumu anlar, ona göre davranır. Deniz, gelecekten umut duyulmasının zorunlu olduğuna dair bilgilere sahipti. Yani geleceğin mutlaka bugünden daha iyi olacağını biliyordu. O son sözünde yaşasın Marksizm, Leninizm'in yüce ideolojisi demişti ki bu tarihin işte yorumlanması, nereden geliyor dünya, nereye gidiyor, bunun yoğunlaşmış bilgisi. Deniz'den işaret ettiği en çok odur. Bize söylediği, işaret ettiği şey odur. Gerçekten bilirsek, unutmayız. Yarın, yani gelecek, biz görürüz ya da görmeyiz, o ayrı bir şeydir. Mutlaka bugünden daha iyi olacak. Yetmedi, sadece iyi olmakla kalmayacak, tersine olacak. Yani bugünün insanların sırtında zıplayanları, tepinenleri olmayacaklar. Hep o çekinilen, korkulan, işte ayaklar baş olur mu canım denilen şey olacak. Ayaklar baş olacak. Şimdi bunu bilirse insan da bunun gerçek bir bilgi olduğunun farkında olursa umutla doğar. Bence Deniz'in umudu oradan geliyor. Kesin. Son, diğer soru, bugünle karşılaştırma hükümetler bakımından da ama bunu bir şey de yapayım. Çünkü Can bir yorum yaptı. İşte kardeşine bilim adamlığını önerdi. Şimdi bu söylediğimden aykırı değil, çakışıyor. Yani bilim adamlığıyla devrimci mücadele çok birbirinden kopuk şeyler değil. İkisinden biri seçilebilir çünkü ikisi de bilimselliğe dayalı olarak ancak yapılabilir. Yani kafadan atma devrimci de olunmaz bana sorarsanız. Yani ilk gençken hadi ben şöyle yapayım diye duygularınızla hareket edebilirsiniz. Ama sonradan gerçekten devrimci olacaksanız bilerek olmak durumundasınız. Deniz'in vardığı nokta oydu. Dile getirdiği oydu. Bir tanesini Hamdi'ye söyledi. Onu yani kişisel özelliklerinden olabilir falan ama bana da devrimci oldu. Gerçekten yani bırakır giderken bana yani yarım bırakılan şeylerin tamamlanması gerektiğini söyledi. Yani bunu hiç hilafsız söylüyorum. Hani bir şey katarak falan söylemiyorum. Ama herkesin yapacağı bir şey vardır. Deniz Hamdi de onu görmüştür. O öyle demiştir. Bende de başka bir şey görmüştür. Ama bu görülen şeylerin mümkün olduğunca bir kişi açısından nesnellikle uyum içinde olması bence şarttır. Deniz bunu bence sağlayabilen kişiliklerden olduğu için de ender rastlananlardandır. Şimdi dün ve bugün uzattım herhalde ama nokta koyacağım. Şimdi ben hem 12 Mart'ı hem 12 Eylül'ü yaşadım. İkisinde de cezaevine girdim. İkisinde de idamla yargılandım. En serti 12 Eylül. Zaten belli. İşte toplam 50 kişi ama 40 küsuru devrimci olan insanlar asıldı, genç olan insanlar asıldı. Bugün işte Gezi, Türkiye'nin gördüğü, göreceği değil ama gördüğü en kitlesel ayağa kalkmıştır, isyandır. Onda ölenlerin sayısı bellidir. Yani karşılaştırmayı sadece ölenler bakımından yapmak gibi bir yola girdim. Yani bu tam doğru değildir ama sertliği bakımından, kan içiciliği bakımından 12 Eylül hepsinden fazladır. Bazen değerlendirilir. Ya işte şimdiki 12 Eylül'den bile fazla. Yok öyle değil yani 12 Eylül'de ağzını açan hemen sokak başında vurulabilirdi ya da idam sehpasına çıkarılabilirdi. Bugün henüz o noktaya gelmedik. Bugün bizi yönetenlerin iyi niyetli ya da demokrat filan oluşlarından değil kuşkusuz. Hiç kimsenin aklına gelmesin. Tersine koşullarını bir var etseler ben tersam sersam açacaklarını düşünüyorum. Ama henüz o koşullara sahip değiller. Ama onun için uğraşıyorlar. İşte hep otoriterleşme denen, otoriterleşme falan denen, o koltuğuna falan dönüyor, tek adam falan filan hazırlıkları denen şeyler bulur. Böyle bir şeyle karşılaşır mıyız? Vallahi Türkiye'nin hiç değilse daha öncesini bırakalım, denizlerden bu yana
dinamikleri çok bununla karşılaşacağımızı göstermiyor. Bunun da ben bilimsel bir bilgi olduğunu sanıyorum. Biz alt ederiz. Ama yani biz derken daha çok gençler tabii. Yani onların yanında olur. Ama bugün de hiç de yumuşak değiller. Gerçekten değiller. Gençlere bir bitirirken son bir tavsiye mi diyelim, ne diyelim, bir öneri diyeyim. Kuşkusuz denizleri tanıyalım. Denizlerin üzerine söylenenleri, anıları, bunlarla kuşkusuz okuyalım, bilelim onları. Ama en çok ne yapacağımızı bilmek için denizin okuduğu kitapları okuyalım. Denizin yakaladıklarını yakalamaya çalışalım. Mesela deniz olsaydı ben gezide örgütlü davranırdı. Gezi denizle kıyaslandığında çok örgütsüz diye düşünüyorum. Ama işte yani o zaman denizin aldıklarını bir yerlerden almanız lazım. Hepinize sevgiler. Bir şey insani olanlarla ilgili. Belki şimdiye kadar çok politik konuştum. Ya benim bir politik acı oldu. Şimdi demin söylenenler özellikle Hamlet'in dediklerini dinledim. Mesela babasıyla ilgili sevgisini ben de tanıklık etti. Gerçekten müthiştir denizin, ben de tanıklık. Ama denizin insan sevgisi müthiştir. Babasıyla sınırlı olmayan. Eminim ki Hamlet'i babasını Allah'a sevmiyordu. Ben çok tanık oldum yani. Beni deseler kesin Hamdi'den az sevdiğini sanmıyorum. Ama ben de onu kendi kardeşimden daha çok sevdim. Yani bu tartışmasız şeyler bunlar. Deniz'in genel olarak insan sevgisi korkunçtu, çok yoğundu. İkinci bir söylediği bir şey gene insani yönünden bir atıf. Şaka, çok şaka yapardı diyor. Biz Mavra derdik. Şakanın bizim aramızdaki adı Mavra'ydı, Mavra yapmaktı. Ben onun kadar Mavracısını görmedim. Bu ciddi bir şey ama hani böyle çok sıradan şeylerle değil, ölümle şaka yapılır mı? Mavra yapılır mı? Yani ölümle de yapardı. Her şey Mavra'yla bizden geçer. İdamsa yaparsın da biri öyle gitti. Gerçekten bu da şaka değil. Gelecek çocuk... Bir tane Mavra pek. Ama hiç kimse tersinden anlamasın. Yani çok, yani hiç kimsenin bilmediği bir şey söyleyeceğim şimdi. Mama'nın hücrelerinde yatıyoruz. Daha mahkemeler başlamamıştı herhalde ama başlayacak. Zaten orada Temmuz'da başladı mahkeme. Öbür Mayıs'ta da denize alıp götürdüler aramızdan. Bir şeyi farklılaştıracağım Hamlet'in dediğinden. İşte pek sanattan, edebiyattan anlamazdı. Yok anlamaz değil. Yani onları yapamazdı ama çok iyi takip ederdi. Bir defa takip ederdi ama bir de ben yaptığını da söyleyeceğim. Hiç değilse bir alanda. Deniz müthiş güzel şiir okurdu. Şiir yazdığını ben de bilmiyorum ama ben bir Sinan Hoca'yı, Sinan Cem gibi çok iyi şiir okurken, gerçekten hepinizin tüylerini diken diken eder dedi Sinan Cem gibi okurken. Ondan sonra da Deniz'i gördüm. Gerçekten onu. Hele Ahmet Arif'i ise çok iyi okurlardı. Şimdi, evet. Şimdi Deniz başlardı hücrede. Bir hücrede Deniz vardı. Yanında bir başka arkadaşımız. İkişer ikişer kalırdı. Onun yanındaki hücrede Yusuf kalırdı. Yanında bir başka arkadaşımız. Sonra yanılmıyorsam bendim. Bir başka arkadaşımla beraber. Gece kapatırlardı bizi. Kaçtan sonra şimdi hatırlamıyorum. 10 gibi neydi. Hücrede kapalı kalırdık. Deniz şiir okumaya başlardı. Ama şimdi çok sık aynı şiirler okunduğu için artık o Mavra konusuna dönerdi. İşte Deniz başlardı. Oy Havar, Muhammed İsa aşkına diye. Yusuf oradan müdahale ederdi. Ey davar oğlu davar diye.